Türkiye'de başladığı günden bugüne kadar geçen süreci içerisinde bir başarı öyküsü yazdım. Sadece Türkiye için değil, Avrupa Birliği içerisinde bir başarı öyküsü yazdı. Çok iyi işler yaptı. Biz de Ziya Hoca ile birlikte ve Türkiye İTÜ'nün ulusal ekibiyle birlikte sizleri desteklemek için elimizden gelen son dönemlerde geldiğimizden bugüne kadar yapmaya gayret gösterdik. Şimdi daha büyük işler yapmak gerekiyor. Şimdi sizlerle beraber Türkiye'de tüm öğretmenlerimizin meslek gelişimi için, tüm öğretmenlerimizin desteklenmesi için yeni projelerle sizlerle birlikte yeni işler yapacağız. Dolayısıyla İTÜ ekibine her zaman bizim için önemli ve değerliydi. Şimdi yapacağımız işlerden daha çok değerli olacak. Sizin desteğiniz öğretmenlerimiz için, çocuklarımız için yaptıklarınız her zaman kıymetli. Fakat bundan sonra daha hoş olacak, daha kıymetli olacak diye düşünüyorum. Bundan sonra öğretmen eğitimleri içerisinde sizleri daha fazla göreceğiz. Daha büyük projeler yapacağız. Daha hızlı yol alacağız. Daha iyisi, daha yenisi ve daha büyüğü için birlikte bir araya geleceğiz diye düşünüyorum. Aras Hoca ve Sodigem ekibi sizler için destek sağlıyor. Milletin Bakanlığı da destek sağlıyor. Anadolu Üniversitesi'nin kurumsal kimliği ve Anadolu Üniversitesi'nin rektörü ile birlikte. Şimdi protokollerin, lansmanların ötesinde sadece işler insanların hayatına dokunan işler. Sizler zaten öğretmenlerin hayatlarına dokunuyorsunuz. Onlara destek oluyorsunuz. Buna meslektaş dayanışması diyorlar. Bundan sonra da sizlerle beraber yol alacağız. İnci Yılmaz diyor ki uzaktan öğretimde doktora programı için MEP'le protokol imzalanmasını istiyoruz diyor. Peki İnci, bunu yazıyorum bir kenara. Direkt doktordan başlamak çok yüksek bir çıta olur ama belki bu yüksek lisans mevzuyla ilgili gündemimizde birkaç mevzu var. Onları sizlerle birlikte daha fazla ön plana çıkartabiliriz. Hayriye yüksek lisans istiyor. Evet. Evet, ben sizin desteğinizi istiyorum. Siz yüksek lisans istiyorsunuz. Bence sıkıntı yok. Siz akademik açıdan arkadaşlar desteklemeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz belki yüksek lisans eğitim yapmak isteyen tüm öğretmenlerimizin önünü açmak için bir yönerge yazdık, gönderdik illerimize. Olabildiğince sizin önünüzü açmak adına bu yıl içerisinde bu takip ettiğimiz kadarıyla lisans ve yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt sayısı arttı. Bu daha yeni başladık. Daha iyisini birlikte yapacağız. Bizi izlemeye devam edin Ziya Hoca ile birlikte. Bakanlık size önem veriyor. Ama bu önemi birazcık daha iş üzerinden birlikte kotaracağız. Yeni başarı öyküleri, yeni hikayeler yazmak gerekiyor. Bunun için de bence her şey var. Ben hafta gelir mi diyor Gülşah. Gülşah, ben sadece Milletin Bakanlığı'nda çalışıyorum. Yüksek Öğretim Kurumu'nda değil. İnşallah bunları da sorunları çözeriz. Çözümün parçasıyız hep birlikte. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sodigem ekibine ve Aras Bey'e böyle programlara destek verdiği için şahsım adına, genel müdürümüz adına ve bakanımız adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra tekrar görüşeceğiz. Büyük projelerde görüşeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sayın Genel Müdürüm, sizi aramızda görmek çok güzeldi. İTÜ'nüler olarak sizin bize olan desteğinizi, Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un bize olan desteğinin farkındayız. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz de her zaman sizlerle birlikte yürümek için gönüllüyüz diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Siz bizim yanımızda olduğunuz zaman oldukça biz daha hızlı ve daha çok yol yürüyeceğimize eminim. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Evet, Aras Hocam, bu güzel sürpriziniz için size çok teşekkür ederiz. Sayın Genel Müdürümüz, İTÜ'nülerin çok yakından takip ettiği, hiçbir zaman bizden desteğini esirgemeyen,
Başımızın tacı bir kişidir. Onu tekrar bizimle burada görmek çok büyük bir onur. Çok teşekkür ederiz. Sizinle olmak ayrı bir onur. Ama bize bu sürprizi yaşattığınız için tekrar teşekkür edelim. O zaman hazırsak yayınımıza başlayalım. Ben müsaadenizle sizi takdim ettikten sonra tamamen sözü size bırakacağım. Tabii ki. Değerli öğretmenlerimiz, bu akşam İTÜ'nün mesleki gelişim webinarlarında çok önemli bir konuğu Anadolu Üniversitesi SıDiKem'den Sayın Doçent Doktor Aras Bozkurt'u ağırlayacağız. Aras Bozkurt hocamız bu akşam bize uzaktan eğitim nedir, ne değildir konusunu açıklayacak. Efendim sunum boyunca hocamıza iletmek üzere sorularınızı not almanızı ve sunumun sonunda soruları kendisine yönelteceğimizi hatırlatmak isteriz. Hepinize iyi eğitimler dileriz efendim. Öncelikle nazik davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Aslında şu anda bir misafir olarak değil, yuvaya dönmüş bir öğretmen olarak, akademisyen kimliği değil, öğretmen olarak konuşuyorum. Çok mutluyum. Aslında bu etkinlik öncesinde toplantıdaydık. Vesile hocamla da bir yandan yazışıyorduk. Adnan hocam daha erken kalkacaktı fakat programdan bahsettik. İTV'nin etkinliklerinden bahsettiğimizde yaklaşık bir 45 dakika daha uzatarak programını sizlere selam söylemek istedi. Zaten güzel haberleri de verdi ve güzel çalışmaların olduğunun ipucunu verdi. Umarım öğretmenlere, eğitim camiasına bu müjdeler güzel bir şekilde en kısa zamanda yansır diyorum. Bugün ne yapacağız sizlerle? Uzaktan eğitimi konuşacağız. Uzaktan eğitim nedir, ne değildir? Neler yapılmalı? Uygulamadaki hatalar ve bazı önerilerim olacak nacizane. Kısaca kendimi tanıtayım. Adım Aras Bozkurt. Anadolu Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim bölümünde görev yapıyorum. Aslen 12 yıl İngilizce öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştım. Daha sonra akademiye geçtim. Şu anda buradaki öğretmenlerimizden var mı bilmiyorum ama Trabzon Akçaabat Işıklar Belediyesi'nde çalıştım. Eskişehir'de yine görev yaptım bir süre. Kendim de aslen Aksaray Sarıyaşlıyım inşallah. Hemşirelerimden vardır birileri. Evet, bazı akademik unvanlarım var ama dediğim gibi aslında burada bir dergide editör olmak veya doçent doktor olmak değil. Benim önemli gördüğüm iki tane vasfım var. Bir tanesi öğretmen olmam. Daha önce de mezun ettiğim, ilkokuldan, ortaokuldan, lisede mezun ettiğim öğrencilerimle hala konuşuyorum ve bizim mesleğimizin belki de en güzel tarafı o. Sadece belli öğrencileri yetiştirmiyoruz. Gerçekten bir ömür boyu bağını sürdürebileceğimiz değerli tohumları yetiştiriyoruz ve daha sonra onların açtığını, yapraklarının yeşile döndüğünü görmek gayet bizi mutlu ediyor. Onun dışında ben kimim? Ben aslında iyi bir öğrenciyim ve öğrenenim. Akademiye geçiş sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Öğrenme serüvenime devam etmem ve daha fazlasını istemem. Bu vesileyle yüksek lisans, doktora ve devamında da üniversiteye geçtim. Bugün sizlere nelerden bahsedeceğiz? Gündemimiz aslında yoğun ve hepimizin bildiği, yaşadığı, tecrübe ettiği bir durum. Uzaktan eğitimi, acil uzaktan eğitimi, uzaktan eğitimin tasarımında dikkat edilmesi gereken noktaları, ölçme ve değerlendirmeye yönelik bazı önerilerimizi. Burayı biraz kısa geçeceğim ama kuramlar ve kavramlardan kısaca bahsederek bir fikir sahibi olmanızı istiyorum. Bunun dışında da genel anlamda uzaktan eğitime geçişle ortaya çıkan yansımalar, çok konuşulmayan yansımaları sizlerle paylaşacağım. Pandemiyle beraber ne oldu, ne yapıyoruz? İşin aslı, affedersiniz, işin aslı 2020'nin başında, 2020 çok güzel haberleri almadığımız bir yıl oldu. Pandemi birden çok hızlandı ve tüm dünya gibi Türkiye'de etkisi altına aldı. Günlük hayatın ritmi, alışkanlıklarımız, rutinlerimiz birden bozuldu. Bu değişikliklerden hayatımızın tüm alanlarının etkilendiği gibi eğitim de etkilendi ve tüm dünyada
sosyal mesafeyi azaltarak pandemiyi yavaşlatmak için birçok kurum kapatıldı. Bu kapatılan kurumlara okullar da dahil oldu. Genel anlamda baktığımızda toplam 191 ülkede kayıtlı öğrenci nüfusunun, bu da yaklaşık 1,6 milyar, %90'ını bu kesintiden etkilendi. En basit ifadeyle biz bunu 10 öğrenciden 9'unun eğitiminin kesintiye uğraması şeklinde ifade edebiliriz ki bu çok yüksek bir sayı maalesef düşündüğümüzde ve dünya tarihinde hiç daha önce örneği olmayan, çoğu araştırmacı tarafından da istenmeyen kitlesel bir sosyal deney olarak adlandırılan bir süreci yaşıyoruz. Biz bu süreçte ne yaptık? İşin aslı hem Türkiye'de hem de dünyada refleks göstererek belli önlemler aldık. Bu süreçte benim takip ettiğim kadarıyla, özellikle daha önce çalıştığım okullardan meslektaşlarımla sık sık görüştüm, milli eğitimde nabzımı tutmak için öğretmenlerimizin çok fazla katkısı oldu bu sürece. Hem bakanlığın stratejileri, planların yanında öğretmenlerin bireysel çabaları da çok yüksekti. Biz bu süreçte acil uzaktan eğitim dediğimiz bir sürece geçtik. Aslında şu anda hala acil uzaktan eğitimdeyiz. İşin aslında Türkçe'de hep bunu uzaktan eğitim şeklinde ifade ediyoruz. Fakat uzaktan eğitim baktığımızda çok farklı bir uygulama. Farklar neler derseniz sizlere şöyle kısaca sıralayabilirim. Acil uzaktan eğitim bir zorunluluktur şu anda olduğu gibi. Uzaktan eğitim bir seçenek. Acil uzaktan eğitimde genellikle geçici çözümler, günü kurtarmaya yönelik veya zararı en aza indirme yönelik geçici çözümler üretilirken, uzaktan eğitim daha çok kalıcı çözümler üretmeye odaklanır. Acil uzaktan eğitimde eldeki olanaklar kullanılırken, uzaktan eğitimde kuram ve uygulamadaki birikimden sürekli faydalanılır ve buna göre planlama yapılır. Yine acil uzaktan eğitimde önemli olan fiziksel uzaklıktır ki pandemi örneğinde olduğu gibi ne yaptık? Öğrencilerimiz aslında okullarından ayrılarak evlerine gitti. Eğitim bir şekilde devam etti. Yani ortadaki durum fiziksel uzaklıktı. Uzaktan eğitimde ise önemli olan etkileşimsel ve psikolojik uzaklıktır. Aslında Türkçe'de her ikisine biz uzaktan eğitim dememize rağmen İngilizce karşılığına baktığımızda çok benzer ifadeler olmadığını görüyoruz. Acil uzaktan eğitim, emergency remote education, uzaktan eğitim, distance education. Bununla beraber Türkçe'ye çevirdiğimizde hem remote hem de distance ifadesinin karşılığı uzaktan olduğu için böyle bir kavram karmaşası da maalesef yaşanıyor. Peki uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim işin aslı bir sistem yaklaşımıdır. Yani hep öğretmenler odasında konuşuruz ya, eğitim üç ayağı vardır işte, öğrenci, öğretmen ve veliler diye. Yani orada da bir sistemi kurgulayıp böyle bir yorumda bulunuyoruz. Uzaktan eğitimin de daha fazla bileşeni var. Önceki yıllarda hem akademideki farklı alanlardaki meslektaşlarımdan hem de milli eğitimdeki meslektaşlarımdan hep uzaktan eğitimin kolay olduğu algısını sürekli konuşuyorduk ve onlara hayır, yani göründüğü gibi değil. Pratikte baktığınızda evet, fiziksel olarak bir araya gelmiyoruz ama uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre daha fazla planlama ve emek istediğini, dolayısıyla bu sürecin daha yorucu olduğunu ve birçok bileşeni çok önceden düşünüp planlayarak hareket etmemiz gerektiğini söylüyordum. Açık öğretim algısından dolayı bu ifadelerim çok dikkate alınmıyordu. Fakat şu anda hem yüksek öğretimde hem milli eğitim düzeyindeki okullarda bunu tecrübe ettik diye düşünüyorum. Gerçekten en yakın çevremden bile şu anda uzaktan eğitim göründüğü gibi değilmiş, çok zormuş, daha fazla planlama istiyor dediklerini sürekli duyuyorum. Bu arada sohbet ekranından selamlarınızı görüyorum ama sunuyu kesmemek adına cevap veremiyorum. Herkese tekrardan selamlar. Şimdi uzaktan eğitimi şu şekilde bir tanımlamamız lazım aslında. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim aslında birbirine eşit, aynı amaçlara ulaşmaya çalışan iki tane yaklaşım. Ama orada bir ama var tabii ki.
denklemin iki tarafında bir eşitlik olmasına karşın değişkenler ve bilinmeyenler çok farklı. Yani izlememiz gereken, takip etmemiz gereken süreçler tamamıyla birbirinden farklı. Uzaktan yüz yüze eğitimde belli avantajlarımız var, belli dezavantajlarımız da var. Yani eğitimi örneğin yüz yüze eğitimde bir ders saatinde 40 dakikaya sığdırmak zorundayız. Uzaktan eğitimde bu süreyi zamana yayma şansımız var. Yüz yüze eğitimde doğaçlama yapma şansımız varken uzaktan eğitimde bunu tecrübe etmişsinizdir muhtemelen. Doğaçlama yapma şansımız neredeyse sıfır ve öncesinde mutlaka planlı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu farklılıklardan bahsetmişken, evet amaçlar aynı fakat kullanılan araçlar ve süreçler, planlamalar tamamıyla birbirinden farklı. Yapacağımız en büyük hata, hatta yaptığımız en büyük hata yüz yüze eğitimi uzaktan eğitim süreçlerinde taklit etmek. Yani bunu yaptığımızda evet belki birkaç dersi kurtarabiliriz ama uzun vadede hem öğrencilerin memnuniyetinin olmadığı hem bizlerin daha çok yorulduğu bir süreci tecrübe ederiz. Dolayısıyla yüz yüze eğitimi taklit etmektense mümkün olduğu kadar uzaktan eğitimin kuram ve uygulamadaki prensiplerine dayalı bir tasarım yapmamız gerekiyor. Bunu sunumun ilerleyen kısımlarında daha detaylı anlatacağım. Bu arada bu sunu yaklaşık 1,5 saat falan sürüyor ama bazı yerleri daha hızlı geçerek optimize etmeye çalışacağım değerli meslektaşlarım. Şimdi uzaktan eğitim nasıl tanımlayabiliriz? İşin aslı uzaktan eğitimi farklı şekillerde tanımlayabiliriz. Fakat günümüzde kullandığımız teknolojilere bakarak eş zamanlı ve eş zamansız yani senkron ve asenkron şeklinde tanımlayabiliriz. Buradaki tanımlamadaki yaptığımız en önemli kıstas içeriği sunma şeklimiz. Eş zamanlı senkron derslerimiz çoğu zaman canlı ders olarak niteliyoruz ve bunun için EBA üzerindeki altyapıyı veya Zoom, Google Meet, Skype gibi uygulamaları kullanıyoruz. Eş zamansız ise içerisinde esnekliğin daha çok olduğu, öğrencinin kendi kendine öğrenmesine uygun içeriklerin yerleştirildiği bir süreç. Burada gördüğünüz üzere hem eş zamanlı hem de eş zamansız bir tasarım yapmamız gerekiyor. Peki burada neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz? Bunları da kısaca beraber inceleyeceğiz. Eş zamanlı sunumu canlı dersler olarak ifade etmiştim. Kendi aramızda en çok kullandığımız ifade bizim canlı dersler. Canlı derslerde ne yapıyoruz? Canlı derslerin daha doğrusu en büyük özelliği ne? Genellikle anlık iletişimi sesli veya görüntülü veya şu anda sohbet ekranında olduğu gibi yazılı olarak sağlandığı içeriğin sunum şekli. Eş zamanlı dersler genellikle sosyal etkileşim sağlamak için kullandığımız bir iletişim yöntemi. Yani uzaktan eğitim sürecinde biz çoğu zaman içeriği sunmak, anlatmak için eş zamanlı etkinlikleri evet kullanıyoruz. Fakat asıl amacımız her zaman sosyal etkileşim yani öğrenciyle o birebir anlık etkileşim sağlamak için kullandığımız bir süreç. Bunun dışında eş zamansız etkileşimi çok kullanıyoruz. Bunun için de çoklu ortamlardan öğrenme kuramından faydalanıyoruz ve ne yapıyoruz? İçeriği farklı formatlarda öğrencilerimize sunuyoruz ki iki tane bilgisayar kanalımız var. Bir tanesi sözel, yansıda da görüldüğü gibi şu anda. Bir diğer görsel işitsel. Bu kanalları besleyerek ve bilişsel yük oluşturmadan biz bu süreci desteklemeye çalışıyoruz ki eş zamansız sunumun en büyük özelliği bilişsel etkileşimin daha yüksek olmasıdır. Bunun sebebi öğrencinin içerikle daha çok baş başa kalması. Bir zaman sınırı olmadan üzerinde düşünmeye, derinlemesine düşünmeye veya kendi iç dünyasında bunu sentezlemeye, içselleştirmeye fırsatının olması en büyük avantajlarından. Buradaki içeriğe yansıya bakarsanız eğer farklı içerik türleri var. Sözel içerikten kastımız aslında hem sesli içerik hem de yazılı içerik. Yazılı içerik ekrandaki yazıyı kastediyoruz doğal olarak çevrim içi öğrenme bağlamında. Görsel içsel içeriğe baktığımızda resim, tablo, grafik, harita gibi içerikler. Bunun dışında animasyon, video veya etkileşimli diğer içerikler.
Dikkat ederseniz burada PowerPoint'un doğrudan bir karşılığı yok. En çok yapılan hatalardan bir tanesi PowerPoint sunularının sisteme yüklenmesi ve öğrencilerin bir şekilde bu içerikle baş başa kalarak içeriği öğrenmesi. Aslında yapmamız gereken içeriği zenginleştirmek ve bir tasarım yapmak. Bu da nasıl olacak? Yazılı içeriğin yanında sesli içerikle desteklenebilir. Bunun dışında görsellerle, videolarla. EBA sistemi işin aslı pandemi için tasarımlanmamış bir sistem. Fakat eğitimde esnekliğin, Fatih projesi bağlamında dijital dönüşümün bir gereği olarak çok önceden başlatılan bir sistem ve belli bir altyapıya, belli bir içeriğe sahip olduğu için ülkemizi pandemi sırasında kurtaran bir sistem oldu. Şunun sayın değerli meslektaşlarım, çok iyi farkındayım. Evet, belli aksaklıklar, sorunlar oldu. Sunumun sonunda sizlere birkaç tane de çalışma paylaşmak istiyorum. Örneğin bizim tüm dünyadan 31 ülkeden 38 yazarla yaptığımız ve çalışmanın dünya nüfusunun %63'ünü karşıladığı bir sistemle dünyadaki diğer örnekleri de gördüm. Zor bir süreçti. Bir kriz anıydı. Ülkemizde de hem yüksek öğretimde hem de Milli Eğitim Bakanlığı düzeyindeki okullarda her şey istediğimiz gibi gitmedi ama Türkiye gerçekten avantajlıydı. Hatta yüksek öğretimle kıyasladığımda Milli Eğitim'deki sürecin daha akıcı ilerlediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyadaki örneklere baktığımızda çoğu ülkenin EBA gibi altyapısı olmadığı için, merkezi bir karar organları olmadığı için bu süreçte çok zorluk yaşadığını maalesef gördüm. Yani bu genel anlamda acil uzaktan eğitim yaşadığımız pandemi günlerinde eğer bu sürecin zor olduğunu düşünüyorsanız şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilimsel olarak da kanıtladığımız bir süreç. Dünyanın birçok ülkesinde hatta Avrupa'daki çok gelişmiş ve böyle bir zorluğu yaşamayacağını düşündüğünüz ülkelerde bile daha zor bir süreç, daha sancılı bir geçiş maalesef yaşandı. Şu ana kadar neden bahsettik? Uzaktan eğitimden, uzaktan eğitim bir sistem olduğundan ve hem eş zamanlı hem eş zamansız bir sunumun olması gerektiğinden bahsettik. En büyük hatalardan bir tanesini yüzde eğitimi uzaktan eğitimde taklit etmek olduğunu ifade ettik. Ve dikkat ederseniz hem eş zamanlı hem de eş zamansız sunumda farklı içerik sunumları oldu. Sunum sırasında da ifade ettiğim bir kavram vardı. Bir tanesinin sosyal etkileşimi, bir diğerinin bilişsel etkileşimi desteklemek için daha sıklıkla kullanıldığı şeklinde. Dolayısıyla kısaca buraya kadar olan kısmından şunu söyleyebilirim. Sadece canlı ders yapmak uzaktan eğitim değildir. Sadece PowerPoint veya farklı içeriklerle, sadece video yükleyerek belli bir ortama içeriği yüklemek de uzaktan eğitim değildir. Öğretmen olarak yüz yüze eğitimdeki süreçleri düşünürsek sadece biz kitabı masaya koyduğumuzda veya sınıfa girdiğimizde sadece konuyu anlattığımızda eğitimli olmadığını çok iyi biliyoruz. Orada çoğu zaman ifade etmediğimiz birçok değişken var. Bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Yani uzaktan eğitim dediğimizde yüzde eğitimden içeriğin sunumu şeklinde bir farklılık var. Fakat belli özellikler kesinlikle aynı. Yani uzaktan da olsa, yüzde de olsa. Bunlar yine sunumun ilerleyen kısımlarında bakacağız. Bu arada sorularınızı görüyorum fakat dediğim gibi hızlı hızlı çok bakmaya, yorumlamaya fırsatım olmuyor. Hangisini ne zaman ne kadar yapmalıyız? Bunun doğru bir cevabı yok aslında veya tek bir cevabı yok. Bir denge olmak zorunda. Fakat şunu söyleyebilirim. Uzaktan eğitimde eş zamansız içeriğin sunumu eş zamanlı içeriğe göre daha fazla olmak zorunda. Yani %70'e 30, %80'e 20 gibi bir oran söyleyebilirim. Bunun sihirli bir karşılığı veya tam bir karşılığı da yok. Neden diyeceksiniz? Öğrencinin yaş grubu, sosyoekonomik background'u, bunun dışında öğrettiğiniz içeriğin türü yani sayısal, sözel olabilir veya uygulamaya yönelik olabilir. Bu gibi birçok değişken bizim hangisini ne kadar yapmamız gerektiğini belirleyen bir süreç. Bunun için de tabii ki hedef kitleye göre bir ihtiyaç analizini yapmamız gerekiyor. Bir öğretim tasarımı yapmamız gerekiyor. Ama
Özellikle vurgulamak istediğim şey şu. Örneğin 2 saatlik bir dersiniz var. Uzaktan eğitimde bunu 2 saati şöyle kurgulayabiliriz. Yaklaşık 40 dakikadan 80 dakika eder. 80 dakika canlı ders yaparak bunu telafi etmemiz çok doğru bir strateji değil. Bunun yerine yaklaşık 30 dakikalık bir canlı ders, geriye kalan 50 dakika içerisinde 50 dakika için ise eş zamansız bir tasarımın olduğu bir süreç tasarımlanmalı. Bir kıyaslama yaparsak şunu söyleyebiliriz. Eş zamansız uzaktan eğitim keşfetmeye, daha çok olanak tanıyan, öğrencinin kendi hızında öğrenmesini sağlayan ve esnekliği fazla olan bir süreç. Tabii bunun yanında bazı dezavantajlar da var. Örneğin sosyal bağlam eksikliğinden dolayı öğrenciler kendilerini izole hissedebiliyorlar ve genellikle küçük yaş gruplarda özellikle bir otorite tarafından süreç takip edilmediği veya kontrol edilmediği için disiplin ve motivasyon ihtiyacının daha yüksek olduğu bir süreç. Eş zamanlı uzaktan eğitime baktığımızda anlık iletişim çok önemli. Jest ve mimiklerle duygularımızı çok daha ifade edebiliyoruz. Ses tonumuzla bile bir enerjiyi karşı tarafa yansıtabiliyoruz. Fakat eş zamansız da mesela bu yoktu. Bunun da tabii ki belli sınırlıklar var. Örneğin öğrenme süreci belli bir zamana sıkıştırılıyor ki bu da bir sıkıntı. Yani 40 dakika canlı ders yapacaksanız belki 80 dakikalık içeriği 40 dakikada anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da hem sizi zorluyor hem bilişsel olarak öğrencilerimizi yoruyor. Ama en büyük farkları ne? Biraz önce söylediğimiz üzere eş zamansız içeriğin sunumu, bilişsel katılımı daha çok destekliyor. Eş zamanlı şu anda yaptığımız gibi canlı dersler ise sosyal ve duygusal katılım destekliyor. Yani burada aslında eğitimin en büyük elementlerinden, bileşenlerinden bahsediyoruz. Bilişsel süreçler, sosyal süreçler ve duygusal süreçler. Dolayısıyla sadece bilişsel süreçleri desteklemek bir hata. Sadece sosyal veya duygusal katılımı desteklemek bir hata. Bizim yapmamız gereken hepsini bir arada vermek. İster uzaktan olsun, ister yüz yüze olsun. Bu noktadan hareketle bir dengeyi gütmemiz gerçekten çok önemli sayın meslektaşlarım. Yani sadece canlı ders yapmak çok akıllıca, çok stratejik bir yaklaşım değil veya sadece canlı dersi bir kenara bırakıp içeriği sunmak da değil. Her ikisini bir arada bir denge içerisinde vermek zorundayız ki şunu da çoğu hocamız tecrübe etmiştir. Özellikle eş zamansız içeriği hazırlamak için önceden bir hazırlık yapmanız, bir kurgu, bir senaryo oluşturmanız gerekiyor. Bunun yanında canlı dersler de aslında hiç göründüğü gibi kolay değil. Yani dışarıdan baktığımızda örneğin bu odanın diğer ucundan baktığımızda beni bir koltukta oturup ekran başına bakarak çok rahat anlattığımı söylerken düşünürken aslında süreç hiç de öyle değil. Şu anda sizlerin doğrudan katılımı yok. Fakat derslerimizde biz hem öğrencilerimizi takip etmeye çalışıyoruz, hem içeriği bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bir yandan da sohbet ekranındaki yazışmaları takip etmeye çalışıyoruz ki ben bunu biraz araba kullanmaya benzetiyorum. Yani bir iş yaparken aslında birden fazla süreci takip etmeniz ve dikkatinizin orada olması gerekiyor ve genellikle canlı derslerde hata yapma lüksümüz çok yok. Dolayısıyla 40 dakikalık canlı derste, 40 dakikalık yüz yüze derse göre daha fazla yorgunluk hissediyorsunuz. Ve düşünenin aksine hareket etmek yorgunluğu azaltırken sürekli oturmak aslında insanları daha yorgun kılıyor. Kıssadan hissedersek yapmamız gereken hem eş zamanlı hem eş zamansız sunumlarda dengeyi yakalamak, kesinlikle bir tarafa ağırlığı vermek olmamalı. Bu arada notlar ekranında bazı notlar alındığını görüyorum. Sizin de yorumlarınızı görüyorum. Sunumun sonunda onlara dönmeye çalışacağım. Şimdi canlı derslerle ilgili bir stratejiden bahsetmek istiyorum. İdeal bir canlı ders yaklaşık 30-45 dakika olmalı. Tabii ki bu içeriğin türüne göre değişebilir. Fakat belli bir yerden sonra öğrencilerin dikkati dağılacağı için şu anda ben aslında bir demo yapıyorum. Gerçekten bir ara vermeyeceğim. Fakat dijital aralar verebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Eğer 2 saat canlı ders yapmak zorundaysanız
birkaç dakika bir ara vererek öğrencilerin nefes almasını, işte bilişsel olarak kendilerini tazelemesini, işte su içmek veya çay gibi veya kendi içebilecekleri herhangi bir içeceği almalarına veya oturdukları yerden kalkıp bir hareket etmelerine olanak tanıyabileceğimiz kısa aralar verebiliriz. Bu aralarda klasik müzik eşliğinde veya onların yaş grubuna uygun müziklerle daha da renklendirebilirsiniz. Bu etkili olacaktır. Burada öğretmen arkadaşlarımın, meslektaşlarımın çoğu aynı zamanda anne ve baba ve çoğu uzaktan eğitimin önemli bir paydaşıyken bir öğretmen olarak aynı zamanda veli olarak da bir paydaş ve şunu görüyorsunuz yani evet biz yerimizde uzun süre sabit oturabiliyoruz fakat çocuklar resmen akrobat gibi sandalyenin altında, üstünde, kenarında enerjilerini atmak istiyorlar ve bu enerji patlamasının olduğu kitleyi sürekli sabit tutmak yerine bu tür kısa dijital aralarla veya basit eğlenceli etkinliklerle dinlendirmek etkili bir strateji. Yorumlarınızı okuyorum. Dediğim gibi ben iki süreci de çok önceden tecrübe ettiğim için farkındayım. Fakat belli stratejilerle bunu avantaja çevirebiliriz. Şimdi sizlere bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Bunlar altın öneriler değil fakat işe yarayan öneriler işte aslında. Bir tanesi planlama. Mesela benim pazartesi doktora dersim var. O süreci ben bu hafta hazırladım. Yüksek öğretimde tabii bizim hazır kitaplarımız olmadığı için genellikle makaleler ve belli içerikler içerisinde gidiyoruz. Sadece PowerPoint yüklemek uzaktan eğitim olmayacağı gibi sadece makaleleri paylaşmak da uzaktan bu eğitim olmayacağı için ben her haftamı, her modülümü farklı etkileşim türlerine de olanak vererek tasarımlıyorum. Bunun için önceden planlıyorum, kurguluyorum ki o içeriği sunarken minimum hatayla karşılaşayım ve sunumum, akışım, öğrencilerin öğrenme sürecindeki iletişim ve etkileşimi bir şekilde aksamaya uğramasın. Bu planlama süreci kesinlikle çok önemli. Teknik kontrol çok önemli. Teknolojiye ne kadar hakim olursanız olun, bazen teknik sorunlar yaşanabiliyor. Örneğin ben buraya gelmeden önce hem bulut ortamında PowerPoint sunumumu hazırladım. Aynı zamanda PDF'e ve PowerPoint versiyonunda da hazırlayarak koydum ve en doğru çalışan versiyonum benim PDF oldu. Daha basit bir örnek vereyim. Bu dedim ya sadece teknolojiden kaynaklanmayabilir. Şu anda bulunduğum binada, başka bir odada ölü bir nokta var. Başımıza gelmişti İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'yle yaptığımız bir toplantıda. Bir türlü sesimiz gitmiyor. Yani odanın diğer ucuna gittiğimizde bağlanıyoruz. Fakat masanın olduğu yerde bir türlü bağlanamıyoruz. Çok basit bir detay. Sizin ders öncesinde hataya düşmenize sebep olabiliyor. Yani teknik süreci de kontrol etmemiz çok önemli. Bu arada sayın hocalarımın sohbet ekrandaki yorumlarını görüyorum. Fakat bu uzaktan eğitimde şu anda bahsettiğim durumlarla ilgili bir kısa hikaye kitabı yazsak eminim çok enteresan, çok eğlenceli birçok hikaye çıkacağına eminim. Canlı derslerden bahsetmiştim. Canlı dersleri ortalama 35-45 dakika şeklinde düzenlemek çok önemli. Biraz önce bir örneğini yaptığım gibi dijital aralar oluşturmak çok önemli. Şu anda bu aslında bir ders değil, webinar, bir sunum, uzun bir sunum şekli ama ben kendi derslerimde tüm öğrencilerin kameralarını açmasını ve sesli katılım yapmasını bekliyorum ki hatta ihtiyaç duyduklarında ilk fırsatta araya girerek sorularını sormasını bekliyorum. İnsan olarak biz pasif kalmak bizi bir yerden yorar ve sıkılmamıza sebep olur. Dolayısıyla bizim o etkileşimi karşılıklı olarak sürdürmemiz lazım. Fakat sadece siz sunum yapacaksanız ne yapabilirsiniz? Karşı taraftan sesli veya görüntülü cevap almasanız bile belli sorular sorarak onları bilişsel olarak aktif halde tutabilirsiniz. Dolayısıyla monologdan ziyade iletişimin olduğu, diyalog sürecinin olduğu bir anlatım tarzını benimsemek çok önemli. Çevrimiçi etkinlikler yapmak çok önemli. Normalde ben Mentimeter, işte Kahoot, Quizlet gibi uygulamaları derslerimde çok kullanıyorum. Çok eğlenceli oluyor. Yani ilköğretim bunu kullanan hocalarımızın olduğunu da biliyorum.
Çoğu zaman öğrenciler yani sürekli bunu isteyin de hocam bir tane daha bir tane daha bu tür araçları kullanabilirsiniz, etkinlikler yapabilirsiniz sadece sunum yapmak yerine bu çok etkili. Biraz önce bahsettiğim gibi mümkün olduğu kadar öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, sesli ve görüntülü katılımlarına izin vermek özellikle eş zamanlı canlı dersler için önemli. Halime daha evet ben idealdeki uzaktan eğitim sürecini anlatıyorum ama uygulamaya yönelik mevzuata yönelik kısıtlamalar olabilir. O tabii ki ayrı bir süreç. Onda da yasaların izin verdiği çerçevede hareket etmemiz gerekiyor. Sunuya devam edersek eğer, eş zamanlı sunumlarda başka neler yapmalıyız? Ses ve görüntü kalitesine dikkat edelim. Ekranda ipuçları olsun gerisini biz anlatalım. Eğer konuştuğumuz, anlattığımız her şey ekranda olursa insanların bizi dinlemeye ihtiyacı olmayacaktır. Dolayısıyla dikkatleri de bizde olmayacaktır. Bu sunumlar da çok önemli. Sunumlarımızda yine 7-8, maksimum 9 satırı geçmesin sunumlarımız. Çünkü insan bilişsel sürecinin özellikle kısa süreli belleğin 7 artı 2 dediğimiz bir kuralı var. Yani 7, 9 veya 5 birim arasındaki bilgiyi işleyebiliyor. Ona göre bir içerik sunmamız önemli. Sadece bilgiyi değil, duyguyu aktarmamız gerekiyor. Donuk bir şekilde, heyecansız bir şekilde anlattığımızda o süreçte ne biz keyif alırız ne de öğrencilerimiz keyif alır. Sohbet ekranında emojiler kullanabilirsiniz eğer kullandığınız ortam buna izin veriyorsa. Ses tonunuzu, jest ve mimiklerinizi anlatımı güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda zaten çoğu sistem buna olanak veriyor. Yaptığınız canlı dersleri kaydedip daha sonra eş zamanlı etkinlik olarak kullanabilirsiniz. Bu arada bir yandan da böyle tutukluk oluyor bende yorumlarınızı okurken. Orada çok enteresan yorumlar da görüyorum ama sunumun sonunda keyifli onlara cevap vermeye çalışacağım. Bunun dışında eş zamansız içeriğin sunumu aslında gerçekten uzaktan eğitimde bilişsel etkileşimi, öğrenmenin kalıcı olarak sağlanmasını sağlayabilecek bir süreç ve buna çok önem vermek gerekiyor. Bunun için en çok kullanacağımız içerik muhtemelen videolar ve yazıdır diye düşünüyorum. Bunun dışında görseller de çok kullanırız. Fakat video eğer kullanıyorsak bunun 5-7 dakika arasında olmasına ve en fazla 10 dakika olmasına dikkat edelim. Çok uzun videolar bir yerden sonra insanlar sıkacaktır ve dikkatinin dağılmasına sebep olacaktır. Videoları zenginleştirebiliriz. Sadece konuşan kafalar yerine kendini anlatan içerikler olabilir. Bunun için çok profesyonel ortamlara da ihtiyacımız yok. Yani kurgular yaratabiliriz. Cep telefonunuzla bile yaratabileceğiniz kurgular var ki ölçme ve değerlendirme ile ilgili sorularınız olacaktır. Orada videolarla ilgili bir örneğim olacak sizlere. Eş zamansız içeriklerde mutlaka hızlı geri dönüt vermek çok önemli. Bunu size şöyle söyleyebilirim. Sınıfta bir öğrenci size bir soru sordu Türkiye'nin 7 bölgesiyle ilgili. Siz bu cevabı ne yapıyorsunuz? Yüz yüze derste anında veriyorsunuz bir şekilde veya anında cevap alabileceği şekilde yönlendiriyorsunuz. Küçük bir etkinlik, işte belli bir ülkeye yönlendirme veya küçük bir grup etkinliği gibi. Uzaktan eğitimde ne yapmalıyız? Çoğu zaman anında veremeyiz. Eğer tartışma forumunda kullanabiliyorsak canlı dersinin dışında. Fakat 24 saat içerisinde dönüş yapmak çok önemli. Yani yüz yüze bir ortamda nasıl anında dönük bizim için önemliyse uzaktan eğitimde de o sürecin, o bilişsel sürecin bir kopmadan dönük şeklinde beslenmesi, o iletişim kanalının sürdürülmesi gerekiyor. İçerik yüklemenin dışında motivasyon stratejileri çok önemli. Ve burada çok bahsetmeyeceğim. Biraz teknik bir konu fakat sizin ürettiğiniz içeriklerin çoğu aslında sizin fikri mülkiyetiniz ve bunun Creative Commons lisansıyla, açık lisansla lisanslanarak korunması gerekiyor. Eğer bu konu ilginizi çekerse Creative Commons kavramını araştırırsanız Google'dan, Türkiye'de de Türkçe sayfası da var. 6 tane lisans tipinin olduğu sunumlarınızda eğer bunu kullanırsanız fikri mülkiyetinizi koruyacağınızı görürsünüz.
Ders tasarımına yönelik bazı önerilerim var genel anlamda. Kuralları en başında koymak çok önemli. Biraz önce ifade etmiştim, sürekli üzerinde durduğum bir konu işin aslında. Eş zamanlı ve eş zamansız. Yani canlı dersler ve EBA üzerindeki, içeriğindeki derslerin dengesini yakalamak çok önemli. Öğrencilerimize dersin dışında evde yapabilecekleri etkinlikler verebiliriz. Öğrencilerle sadece bilişsel değil, sosyal ve duygusal bağlamda iletişime geçmek çok önemli. Mikro öğrenme stratejileri belirleyebiliriz. Yani ürettiğimiz içerikleri bir bütün halinde değil, küçük parçalar halinde, Lego parçaları gibi düşünün. Üretirseniz eğer farklı derslerinizde, farklı sınıflarda kullanma şansımız da olur muhtemelen. Bircan Kereş, teşekkür ediyorum paylaşım için bu arada. Her adımda öğrenciyi yönlendirmek çok önemli. Ders izlencelerimizin çok açık olması gerekiyor. Ders izlencesi olayını ben şu şekilde ifade edeyim. İşin aslı hepimizin, o günleri hatırladım şimdi, yıllık planlarımız, yıl içerisinde neler yapacağımız, her dersin planı yılın başında hazır ve bunu genellikle biz ve idare ediyoruz. Öğrencilerimize de yüzde derslerimizde kurallarımızı sözlü olarak ifade ediyoruz. Ölçme değerlendirmenin nasıl olacağını söylüyoruz. Fakat uzaktan eğitimde bizim bunu en başında altını çizerek yapmamız gerekiyor ki öğrencinin açık bir yol haritası olsun. Yani o süreçte sürprizlerle karşılaşmak yerine o süreci nasıl takip edebileceğini, neyin ne zaman olacağını bilmesi onu da mutlu edecektir. Çünkü ister uzaktan eğitim olsun, ister yüz yüze eğitim olsun, bilinmeyen her zaman insanı doğası gereği rahatsız eder ve korkutur. O yüzden izlencelerin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Alternatif iletişim kanalları kullanmak önemli. Bu kural özellikle yetişkin öğrenenler için geçerli. İlköğretim düzeyinde belki bunu yapamıyoruz. Fakat yüksek öğretim düzeyinde alternatif iletişim kanallarıyla, yani sadece bir örneğin Mergen dediğimiz Anadolu Üniversitesi altyapısıyla desteklenen bir öğrenme eğitim sistemi kullanıyoruz. Orayı etkin bir şekilde kullanıp canlı derslerimizi yapıp yetişkin öğrenenlerin zaten belli iletişim kanalları var. Orada oluşturduğumuz gruplarla da sürecimizi destekliyoruz ve gayet etkili ve güzel oluyor. Fakat dediğim gibi yetişkin olmayan öğrenenlerde bu durum farklı şekilde değerlendirilmeli. Basit ve kullanımı kolay web araçları kullanalım. İşin aslı milli eğitimdeki süreci ben çok yakından takip ediyorum. Meral Hocam tabii ki İstanbul'da Meral Hocam koca İbiş paylaşırız bunu hiç sıkıntı değil. Örneğin Uzaktan Eğitim Akademisi vardı yaklaşık 80'e yakın hocamızın kurduğu. Onları takip ederken gerçekten gurur duydum. Sadece Uzaktan Eğitim Akademisi'nin dışında belli etkinlik, belli hoca grupları da var. Hatta şunu söyleyebilirim. Sizler nasıl öğretmenler odasında belli muhabbetler yapıyorsanız kendi iletişim kanallarınızla da bu süreçte içerik paylaşıyorsunuz, dertleşiyorsunuz, fikir alıyorsunuz ve bunu gayet güzel yapıyoruz. Velilerle olan iletişim kanallarından süreci çok iyi yönetiyorsunuz. Bunu çok güzel yapıyorsunuz, bunu biliyorum. Bunun yanında belli araçları çok iyi kullandığınızı da biliyorum. Bunların şu anda listesini vermem mümkün değil. Sadece sembolik olarak bir görsel paylaşıyorum. Burada birçok araç var. Şunu sorabilirsiniz, hangi aracı ne zaman kullanayım diye. Bunun için size bir ipucu vereceğim ama zaten bildiğiniz bir ipucu. Sihirli araçlar kullanacağız sayın meslektaşlar. Google ve YouTube'dan faydalanacağız. Yani örneğin oyunlaştırma, Web 2.0 eğitim gibi bir arama yaptığınızda bunu kullanabileceğiniz birçok araca ulaşabilirsiniz. Veya öğretmen forumlarında kendi iletişim kanallarınızda kullanan hocalarımızdan destek alabilirsiniz. Bunları arayıp bulmamız gerekiyor ki bunları bulmak da arayıp bulmak da bir süreç ve bizler için yeni bir öğrenme deneyimi ki çoğu hocamız da zaten bunları sıklıkla kullanıyor diye biliyorum. Hem çalıştığım zamandaki tecrübe hem de
şu andaki uygulamaları takip ettiğimde. Ölçme ve değerlendirme. Bana en çok gelen soru bu. Yüksek öğretimde biz bunu evet daha kolay halledebiliyoruz. Çünkü belli bir esnekliğimiz var süreci yapılandırmak bağlamında. Fakat Milli Eğitim bir taşra teşkilatı olan ve sürecin bakanlık nezdinde yönetildiği bir süreç. Bu bağlamda neler yapabiliriz? Kısaca bir bunları tartışalım. Burada da yapabileceğimiz, aslında uygulayabileceğimiz güzel şeyler var. Kısaca bir ölçme değerlendirme sürecini anlatayım. Neler yaptığımızı hatırlatayım. Zeliha Özdemir hocam, aslında inşallah tekrar da yaparız. Anlatacak çok şey var ama ben birçok konuyu böyle kısa kısa anlatarak, en azından belli kapılar açıp sizin keşfetmenize olanak vererek anlatmaya çalışıyorum. Umarım etkili ve güzel olur. Şimdi sonuç odaklı, çok bunun teknik detayına da girmeden, sonuç odaklı dediğimiz bizim ölçme değerlendirme. Zaten biliyorsunuz şu anda kendimi, kusura bakmayın, tereciye tere satıyor gibi hissediyorum ki öğretmenlerim, meslektaşlarım bunu en iyi uygulayan kişiler. Fakat kayıttan izlendiğinde o bütünlüğü sağlamak için kısaca bir tanımlamak istiyorum. Klasik yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, uygulamalar, çoktan seçmeli testler bizim sonuç odaklı ölçme değerlendirme stratejilerimiz. Yani burada yaptığımız ne? Öğrenciyi belli bir zaman, belli bir yerde, belli sorularla ölçmek ve belli bir sonuca, karara ulaşmak. Sonuç odaklı sistemler çok eleştirilir fakat öğrenci sayısının çok fazla olduğu, genç nüfusun fazla olduğu, yani ülkemizin neredeyse üçte biri, dörtte biri öğrenci hem yüksek hem öğretmenimde Milli Eğitim düzeyini saydığımızda. Dolayısıyla sonuç odaklı sınavlar yapmak zorunda kalıyoruz. Ne zaman yapıyoruz biz bunu? İşte üniversite sınavlarında, ortaokuldan liseye geçiş sınavlarında vesaire yapıyoruz. Bu bir zorunluluk çünkü objektif tarafı çok güçlü. Küçük gruplarda ne yapabiliriz? Küçük gruplarda evet sonuç odaklı ölçme değerlendirme stratejilerine yararlanan fakat süreç odaklı stratejiler de çok güzel yapılabilir. Genellikle sınıf öğretmeni arkadaşlarım bunu daha sık uyguluyorlar diye hatırlıyorum ben. Öğretmenlik zamanındaki deneyimlerimi düşündüğümde. Sınıf öğretmenleri 4 yıl boyunca belli sayıda öğrencilerle iletişime geçtiği için o süreci gerçekten daha iyi tasarımlayabiliyorlar. Branş hocalar tabii ki sürekli farklı sınıfa girdiği ve öğrenci sayısının fazlalığından dolayı bunu yapmakta zorlanabilirler, kısmen de yapıyorlar. Fakat neler yapabiliriz? Bunlardan şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Projeler çok keyifli, portfolyolar, öz değerlendirme formları, akran değerlendirmesi eğer bir rubrik kullanabilirseniz çok faydalı oluyor veya zihin haritaları. Ben yüksek öğretim düzeyinde yaptığım bazı örneklerden bahsetmek istiyorum. Bu yurt dışında verdiğim bir derste ürettiğimiz bir içerikte. Aslında şurada bir infografik var, bilgi grafiği var ve burada çok önemli birçok kavramı öğrenci tartışıyor. Bu şu şekilde olabilirdi. Öğrenci bunu belki bana 15-20 sayfalık bir makale şeklinde aktarabilirdi. Fakat bunun yerine tek bir sayfada kavramları birbirleriyle ilişkilendirerek bir infografik şeklinde yansıttı. Benim için mesela bu tür bir çalışma daha değerli. Benim okumam, anlamam ve öğrencinin bu kavramları nasıl ilişkilendirdiğini görmem açısından çok değerli. Öğrencinin bunu yapması aslında yazmaktan daha zor. Çünkü bu süreci düşünmek, tasarımlamak, ilişkileri kurmak zorunda. Yani ne kadar basit görünürse görünsün aslında bilişsel olarak daha derin bir sürecin olduğu bir çalışma. Bu tür infografikler hazırlatabilirsiniz veya
E-portfolyolar hazırlatabilirsiniz. E-portfolyoların da en büyük özelliği, örneğin dönem içerisinde ödevler veriyoruz biz. Yüksek öğretim düzeyinde olduğu için öğrenci bunu çevrimiçi ortama yüklemişti. Bunları da paylaşmak için izin aldım. Hatta yukarıda e-portfolyonun devamındaki adrese girerseniz çalışan bir web sayfası gibi çalışan bir sistem. Ödevlerin dışında öğrenci e-portfolyoya yazılırken şunu yapıyor. O süreçte neler öğrendiğini, self-reflection dediğimiz, öz yansıtım dediğimiz, neler öğrendiğini bana ifade ediyor. Yaptığı işte, günlük hayatında o bilginin nasıl işe yaradığını kullanıyor ki bir öğrencinin bunu ifade edebilmesi çok önemli. Örneğin matematikten bahsediyoruz, Türkçeden bahsediyoruz, fen bilimlerinde, fen bilgisinde. Buradaki bilgiyi bize öğrenci günlük hayatında nasıl kullanabildiğini, nasıl içselleştirdiğini veya kendi öğrenme deneyimleriyle ilgili nasıl ilişkilendirebildiğini anlatıyorsa aslında biz o bilgiyi ezberletmekten daha çok daha önemli bir hedefe ulaşmış oluyoruz. Bu tür bir strateji belirlenebilir. Zihin haritaları çok keyifli sayın hocalarım. Bununla ilgili birçok Web 2.0 aracı var. Bununla ilgili ipucunu vermiştim. Google veya YouTube üzerinden aramalar yapabilirsiniz diye. Google'dan direkt aracın genellikle linki geliyor. YouTube'dan da bunu tecrübe eden hocalarımızın anlatım videoları çok keyifli oluyor. Bunu kullanabilirsiniz. Evet, en enteresan örneklerinden bir tanesi. Bu arada Söyleyeceğim müdürü Levent hocamıza gelir. Bunun devamında daha doğrusu sonunda. Onun da selamını alırız. Bu şekilde gecenin bir vakti onu da buraya kilitlemiş oldum. Videolardan bahsetmek istiyorum. Videolar çok önemli. Şimdi bu sucuk ve yumurta nasıl bir ölçme değerlendirme aracı olabilir diye sorabilirsiniz. Benzer eğitimleri üniversitelerde yapıyoruz ve bizim Anadolu Üniversitesi'nde yaptığımız bir eğitimde değerli Duygu ve Derya hocam vardı. Açlık bölümünden. Tabii ki aynı kurumda olduğumuz için. Bir gün sonra odama geldiler. Biz açlık bölümündeyiz. Güzel şeyler anlattınız ama ne yapabiliriz dediler. Ben de şunu söyledim. Videolar çekin dedim. Çünkü videolar özellikle uygulamalı dersler için çok önemli. Yani uygulama yerinde çok güzeldir. Fakat uzaktan eğitim sürecinde biz bunu hem kendi çekeceğimiz videolarla hem de öğrencinin çekeceği videolarla halledebiliriz. Yani bizim çekeceğimiz videolar bir öğretim aracı olur. Öğrencilerin nasıl yaptıklarını anlattıkları videolar ise bir ölçme değerlendirme aracı olarak bir ödev, bir proje yerine kullanılabilir. Sucuklu yumurtayı devam ettirelim bu enteresan örneği. Aşçılık bölümünde olduğu için şöyle bir şeyden bahsettim. Normalde ne yapıyorsunuz dediğimde işte biz ocağın ısısını anlatırız. Yağ ne kadar ısınacağını, yumurtanın kaç tane olacağını vesaire gibi bilgiler verdi. Basit bir örnek olduğu için ve hepimizin en iyi bildiği tarif olduğu için sucuklu yumurta diyorum. Uzaktan eğitimde sucuklu yumurta yapmanın eğitimi nasıl verilir? Bir, maddeleri listeleriz ve şu tür kendini anlatan içeriklerden bahsetmiştik ya. Anlatımlarınız şu şekilde olmalı mesela. Ocağın altını açtığınızda yağla beraber 2 dakika ısınmasını. Bu arada şu ana tarif tamamıyla yaratıcılığıma bağlayarak söylüyorum. O yüzden hani böyle yumurta, sucuklu yumurta tarif olmaz diye eleştiri gelmesin lütfen. Devamında sucuklarımızı kızaran yağa atarız. Sucuklar kömürleşmeden önce tam kıvamında pişmişken yumurtalarımızı kırıp baharatımızı ekleyip 3 dakika karıştırarak pişiririz. Kapak koyarsak karıştırmadan kendi ısısıyla pişmesini sağlarız gibi ifadelerle durumu betimleyebilirsiniz veya sıcaklığı mesela hani sütün bebeklerin içtiği sütün kıvam için bileği veya dirseği yakmayacak kıvamda olması söylenir ya. Onun gibi anlatımlarla güçlendirerek ifade edebilirsiniz. Bu tabii ki tamamen tek bir örnek üzerinden gittiğim kurgu ama olmayacak bir süreç de değil. Uzaktan eğitim sürecinde şu andaki iş yükünüzü de anlayarak zor olacağını biliyorum. Fakat bu tür hazırlayacağınız içerikleri her şey normale döndüğünde derslerinizde keyifle kullanabilirsiniz. Bir anlamda bunu sadece uzaktan eğitim süreci için değil, geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Testler evet kullanılabilir fakat şunu sadece hatırlatmak istiyorum. Bir önemli bilgiyi düşünün. Yani bunu
4 veya 5 seçenekli bir testle sorduğumuzda ölçme ve değerlendirme gerçekleşiyor mu? Bu tabii ki burada ben şunu iddia etmiyorum. Yani testleri hayatımızdan atalım, sadece süreç odaklı gidelim demiyorum. Fakat hayat aslında baktığımızda tamamıyla dengeden ibaret. Yani sadece ölçme değerlendirmeyi testlerle veya sonuç odaklı stratejilerle yapmak gerçekten çok etkili değil. Bunu tabii küçük ders sınıflar için, 30 kişilik ortalama sınıflar için söylüyorum. Hatırlamak, uygulamak, nasıl yansıttığını görmek çok önemli. O yüzden işte projeler, infografikler, anlatım videoları gayet keyifli olur ki öğrencilerimiz artık yeni nesil hepsinin çoğunun cep telefonu var veya ailelerinden, ebeveynlerinden mi var? Bu tür içerikleri sizlere çok kolaylıkla hazırlarlar. Hem onlar sizden bir şeyler öğrenirler ki en şanslı öğretmenin ben öğrencisinden bir şeyler öğrenen öğretmen olduğunu düşünüyorum. Bunu doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde de sürekli yaşıyorum ve keyif alıyorum. Yeri geldiğinde biz de öğrencilerimizden bir şeyler öğrenebiliriz. Bu yüzden bu tür meydan okumalar aslında biraz yapmamız gerekiyor. Yani uzaktan eğitimi bir fırsata çevirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tabii ki demo olarak yaptığım bir şeydi. Şu anda gerçek ders olsaydı kalkıp kendime bir kahve yapıp gelecektim. Fakat şu anda öyle bir şansım yok. Levent Hocam, yakınlarda su var mı? Evet, arka plan gibi oldu. Şimdi işte aramız olduğu için. Adnan hocamız da vardı. Ben çok hazırlık yapmaya fırsatım olmadı mesela su koymaya burada. Öğretmen mesleği biliyorsunuz. Uzun süre konuştuktan sonra ses bir yerde kendini kaybediyor ve sunumun devamında sizleri de düşünerek, sesimin kötüleşeceğini de düşünerek bir su ihtiyacımı ifade ettim. Evet, 5. sınıf öğrencimden bile öğrendim demiş Mahlup Ela hocam. Ben hala öğreniyorum. Gerçekten hani günümüzdeki anlayış şu zaten. Öğretmen veya öğrenci anlayışı yok. İngilizce teacher is student, student is teacher is student dediğimiz bir döngü var. Yani öğrenen öğretendir, öğreten öğrenendir, öğrenen öğretendir. Yani kimin öğrenci, kimin öğretmen olduğu bu dönemde, bu devirde gerçekten çok anlamlı bir ayrım değil. Herkes birbirinden öğreniyor ki bu olduğunda bir öğrenme ekolojisini sağlıyoruz. Sizlere basit bir soru sormak istiyorum. Bu arada sunumun sonlarına yaklaşıyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Teknoloji nedir? Teknoloji nedir sorusu bizim için gerçekten önemli. Çoğunuzun aklına şu anda kullandığınız bilgisayarlar, cep telefonları veya televizyon aklınıza geliyordur. Çünkü böyle bir genel kana algı var. Fakat teknolojinin anlamına baktığımızda hem etimolojisine baktığımızda hem TDK'daki karşılığına baktığımızda farklı bir cevapla karşılaşıyoruz. Teknoloji, sanat, zanaat ve ustalık, söylem ve öğreti karşılığı olan Türkçedeki karşılığında sadece araç, gereç ve aletin dışında yapım yöntemi, kullanım bilgisi, uygulama bilimi, uygulama biçimi gibi karşılığı olduğunu görüyoruz. Bu bize şunu söylüyor. Aslında hem somut teknolojiler var. Örneğin bilgisayar, öğrenme yönetim sistemleri, EBA. Hem de soyut teknolojiler var. Kuramlar, yaklaşlar ve stratejiler. Bizim ülkemizdeki öğretmenlerin en çok kullandığı teknoloji aslında yıllar içerisinde geliştirdikleri, diğer meslektaşlarından öğrendikleri veya üniversite yıllarında edindikleri bazı soyut teknolojilerdir. Yani evet bilgisayar tamam olsun ama bir bilgisayar sizin soyut teknoloji süreçlerini yansıtmadığınız sürece çok anlamlı bir araç değil. Siz oraya ustalığınızı, o süreci tasarımlamanızı, o bilginizi yansıtmadığınız sürece bilgisayar bir kayadan taştan çok farksız değil. Önemli olan bizim onu nasıl sürece entegre ettiğimiz, nasıl eğitim sürecinde kullandığımız. Bu da soyut teknoloji dediğimiz kavramla gerçekleşiyor. Evet, Gül Sakarya, bu tür, yani bu da bir strateji, eğlenceli kılmak. Ama şu anda ben kuramlar, kavramlar ve yaklaşımlar kısmına geldim. Benim için çok eğlenceli ama sizler için sıkıcı olabilecek bir kısım. Dolayısıyla hızlı hızlı geçecek, bu kısmı geçecek. Kaydınız alınıyor zaten fakat
ilgi duyduğunuz kavramları da ekran görüntüsünü alarak inceleyebilirsiniz. Uzaktan eğitimde belli kavramlarımız var. Mesela topluluk hissi, bir topluluk oluşturmak çok önemli. İlköğretim düzeyinde bu topluluk hissi kendiliğinden oluşuyor. Birinci sınıfta işte el ele tutuşarak dişlerini fırçalamaya giden bir topluluk. Dördüncü sınıfa kadar gidiyor. Teneffüslerde hep beraber oynuyorlar. Fakat 5'ten sonra lise yıllarında bu daha zor olabiliyor. Yüksek öğretim düzeyinde daha da zor. Dolayısıyla bunları bir kaynaştırmak, güven ve aidiyet duygusunu oluşturmak çok önemli. Sorgulama topluluklar dediğimiz bu çok detaylı bir kuram. Yani şu anda sadece başlığını söylemiş gibi oluyorum. Fakat bu kuramın iddia ettiği şöyle bir özellik var ki bunlar yüzlerce çalışmayla ispatlanmıştır. Evet, öğretimsel bulmuşluk, bilişsel bulmuşluk olacak. Yani eğitim, öğretim, öğrenme kısmı olacak. Fakat anlamlı bir öğrenme deneyimi için sosyal bulmuşluk dediğimiz bir kavram var. Bu sosyal bulmuşluk, biz bunu yüz eğitimde genellikle Türk öğretmen karakteri bunu çok güzel yapar. Duygusaldır çünkü. Kalbiyle hareket eder. Duyuşsal süreçlerinde çok önemli olduğunu ifade ediyor. Yani sadece içeriği koymak, teknolojiyi sağlamak yetmiyor. Bizim duyuşsal olarak o süreçlere müdahale etmemiz gerekiyor. Bu ispatlanmış da bir süreç ve bizim bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Değerli meslektaşlarım bunu yaptığını zaten biliyorum. Fakat uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin buna daha çok ihtiyacı var. Sadece öğrencilerimizin değil, işin aslı çoğu zaman bizlerin de ihtiyacı oluyor. Yani sürekli birbirimizi ve öğrencilerimizi destekleyerek bu zor zamanlardan çıkmalıyız. Hatice Karakurt Kırşehir'den aile ve çevre çok önemli demiş. Kesinlikle önemli. Onunla ilgili size şimdi birazdan bilgi vereceğim şurayı bitirdikten sonra. Uygulama topluluklar dediğimiz bir kavram var. Yani topluluk olma hissiyatı çok önemli. Çünkü öğrenme sosyal bir süreç. Ve bu süreçte de öğrenciye desteği vermeliyiz. Fakat şu hataya düşmemeliyiz değerli meslektaşlarım. Öğretmen merkezli bir anlayış olmamalı. Uzaktan eğitim sürecinde en çok zorlanan öğrenciler öğretmenlerine bağımlı olarak eğitim alan öğrencilerimiz maalesef. Çünkü birden kolları, kanatları bir anlamda gitti ve kendilerini daha çok yalnız hissederek bunalıma kapıldılar. Öğrencinin sorumluluk almasına izin vermeliyiz. Bu süreçleri kendilerinin yürütmesine izin vermeliyiz. Belki bu soru bana gelecekti fakat ben önden cevaplamak istiyorum. İlköğretim düzeyinde uzaktan eğitim olur mu? Evet olur. Gayet de güzel olur. Şu anda olmaz diyenler de vardır. Fakat nasıl olacağını söylediğimde beni anlayacaksın. Bu sadece uzaktan eğitim için değil, yüz eğitim için de geçerli bir durum. Uzaktan eğitimde öğrencinin disiplini, motivasyonu ve sorumluluğu alması çok önemli. Evet, ilköğretim düzeyinde özellikle genç öğrencilerle bu süreç zor olabilir. Bizim bu süreçte yapmamız gereken aileleri katmak. Biz bunu yüz eğitimde de ihtiyaç olarak diyoruz. Fakat uzaktan eğitimde ailelerin rolü daha fazla. Yani öğrencilerin öğrenme süreçlerini okuldan eve taşımaları, sizin bazı rollerinizin de eve taşınması ve ebeveynler tarafından yürütmesi anlamına geliyor. Şu süreçte eğer zorlanıyorsanız siz bu sorumluluğu tamamıyla öğretmen olarak sizin yüklenmenizden dolayı işin aslı aileler bu noktada devreye girip o sorumluluğu daha fazla almalılar. Çünkü fiziksel olarak öğrenciler aileye daha yakın olduğu için belli ihtiyaçları onlar tarafından karşılamalı. Bu aslında uzun vadede bize şunu da öğretiyor. Eğitim süreçlerinde sadece öğrencilere yönelik değil, ailelere yönelik de farkındalık çalışmaları yapılmalı. Eğitsel süreçlere nasıl katkı sağlayacaklarına yönelik çalışmalar yapılmalı ve bu pandemi ve uzaktan eğitim sürecine özgü bir durum değil aslında. Yüz yüze eğitimde de özgü bir durum ki bu söylediğimin karşılığını sizde bulduğunu düşünüyorum. Şu anda bir sorun yaşıyorsak en büyük sebeplerinden bir tanesi de öğretmenler olarak tüm sorumluluğun sizlerin omzunda olması. Yani ailelerin bu sürece dahil olması, daha fazla dahil olması şart. Uzaktan eğitimde etkileşim çok önemli. Zamanı verimli kullanmak adına buralar biraz hızlı geçiyorum.
Öğrenen etkileşimimiz var ki biz bunu genellikle canlı derslerle yapıyoruz. Yani aslında kuramlar uygulamaya bakın nasıl ilişkileniyor. Canlı derslerde biz bu etkileşimi sağlıyoruz. Öğrenen içerik etkileşimi ise asenkron derslerde, yani içeriği yüklediğimiz derslerde sağlıyoruz. Yani şu anda yansıta gördüğünüz etkileşim türlerinden birisini almamız bizim için çok anlamlı değil. Dikkat ederseniz yine bir bütün ve denge içerisinde olması gerekiyor. Etkileşimsel uzaklıktan bahsetmek istiyorum. Kısaca psikolojik ve iletişimsel uzaklık. Uzaktan eğitimde bizim bunu azaltmamız gerekiyor. Etkileşimsel uzaklığı daha önce duyduğunuzu düşünmüyorum. Fakat şöyle şu anda yansıya bakarsanız, şu görsel üzerinden anlatacağım size, daha iyi anlayacağınıza inanıyorum. Bu orta çağdan kalma, daha belki daha da eskidir, tam tarihini hatırlamıyorum. Fakat bir sınıf resmi, şu anda 21. yüzyıldayız. Starlink uyduları dünyanın etrafına döşeniyor. Sadece gezegenler arasında değil, galaksiler arasında da yolculuk yapmaya başladık. Atomu çarpıştırıyoruz. Fakat çok şey değişmiş. Fakat sınıf ortamı baktığımda çok değişmemiş. Ne var? Öğretmen kürsüde dersi anlatıyor. 4 sıra öğrenci var. Ön sıradakiler dersi çok iyi dinliyor. Arka sırada daire içerisindeki kısma bakarsanız dersi dinlemeyen bir kısım var. Şimdi şunu sürekli duyuyordum ben. İşte uzaktan eğitimde olmuyor, yüz yüze eğitimde olsun diye. Öğretmenlik yapan, üniversitede de çalışan bir meslektaşınız olarak söylüyorum. Şu gördüğümüz ortam her zaman var. Yani 30 kişi varsa 30 da o dersten %100 verimli ayrılmıyor. Etkileşimsel uzaklık dediğimiz bu. Yani öğrenci ve öğreten bir arada olsa bile psikolojik bir uzaklık olabilir. Öğrencinin fikri burada, vücudu sizinle beraber olsa bile, bedenen sizinle beraber olsa bile zihnen farklı bir dünyada olabilir. Bu uzaktan eğitimde de geçerli. Bizim bunu azaltmamız gerekiyor. Bir de bunun dışında en altta ok işaretiyle gösterdiğim bir öğrenci var. Böyle kolun üzerinde yatıyor, dikkat ederseniz. O etkileşimsel uzaklığın da ötesinde bir kavram. O öğrenci tipi de mutlaka oluyor. Yani her sınıfta mutlaka vardır. Bu genel dağılımdır. Etkileşimsel uzaklık kısaca bu. Yüz yüze eğitimde de var, uzaktan eğitimde de var. Buna dikkat etmeliyiz belki. Biraz önce bir hocamız üniversite yıllarındaki sınıf düzenini hatırlattı dedi. Üniversite yıllarında da çok farklı değil. Ve daire içerisindeki öğrenci arkadaşımıza bakarsanız etkileşimsel olarak uzakta. Yani bizim fiziksel olarak bir arada olup olmamız önemli değil. İletişim kanalları, psikolojik olarak birbirimize yakın olmamız çok önemli. Bunu aslında bizim kültürümüzde de anlatan bir ifade var. İsmail Fakirullah, anlarsa uzağım yakınımdır, anlamazsa yakınım uzağımdır diyerek etkileşimsel uzaklığı kendi kültürümüz bağlamında çok iyi açıklamış. Yani biraz buraya bakmak lazım. Ve bizim kültürümüzde yüzyıllar önce söylenmiş bir kavramı bizim şimdi yaşatmamız ve dikkat etmemiz lazım. Yaklaşık 5-600 yıl önce fark edilen ve ifade edilen bir kavramı günümüzde eğer biz hata olarak tekrar yapıyorsak belki kendimizi değerlendirmemiz gerekiyor her düzeyde. Şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle bu süreçte eğitim önemli ama eğitim belki de ikinci döneme sahip. Çünkü birkaç yıl sonra öğrenciler sizin Türkçe, İngilizce, matematik dersinde ne anlattığınız değil de bu zor zamanı, ailelerinde yaşadıklarını, hissettiklerini, o psikolojik baskıyı, kaygıyı, depresyonu hatırlayacaklar. Dolayısıyla bizim onları duygusal olarak desteklememiz gerçekten çok önemli. Sizlere kısa bir soru sormak istiyorum. İyi bir uzaktan eğitimci nasıl olurun cevabını şu anda. Eğitim hayatını düşündüğünüzde aklınıza gelen en iyi öğretmen kimdir? İlkokul yıllarınızı düşünün. Ortaokul, lise yıllarını düşünün. İlk aklınıza gelen isim kimdir? Yani sizin yerinize cevaplayarak gideyim. Çünkü sessiz soru, içsel cevap diye oraya bir not düştüm. İlkokul öğretmeni Bircan Keleş mesela, yazabilirsin. Ben takip ediyorum burada. Neden o? O hoca
Evet, bilgi olarak, eğitsel olarak iyi bir hocadır. Fakat sizin şu anda hatırladığınız hocalar işte branş hocası olabilir veya sınıf öğretmeni olabilir. Sınıf öğretmeni biz çoklu branş diyorduk en son. Bir bilgiyi bilmesine değil, sizin kalbinize dokunduğundandır. Sizi çok iyi anladığındandır. Bir bakışıyla dünyalarınızı fethettiğindendir. Bizim uzaktan eğitimde de şu anda olmamız gereken o. Çünkü daha önceki zamanlara göre öğrencilerimizin daha çok ihtiyacı var. Öğrencilerimizin 40-50 dakika boyunca bilgi bombardımanına yüklenmesinden ziyade belki biraz bilgi, devamında da sosyal ve duygusal olarak destek almaya ihtiyacı var. Bunu yapmamız gerekiyor. Aslında ifade etmek istediğim buydu. Şurayı kısaca bahsetmek istiyorum. Bu arada şanslı bir kitle, yaklaşık 206 kişiyle devam ediyoruz. Sabrınıza teşekkür ediyorum. Bir 10 dakika falan kaldı. Bahsedilmeyen bazı kavramlar var. Hep eğitim, uzaktan eğitim diyoruz. Fakat öğrencilerimiz travma, psikolojik baskı ve kaygı yaşıyorlar. Rehberlik hocalarımıza çok fazla iş düşüyor. Çok güzel işler yaptıklarını da biliyorum. Onun da altını çizeyim. Velilerle iletişim saatleri var. Öğrencilerle birebir iletişimler var. Fakat bu bizim sürekli aklımızda olmalı. Eğitim kurumlarının, okulların gizli rollerini fark ettik. Yani okul sadece eğitimin verildiği bir yer değil. Öğrencilerin oynadığı, eğlendiği, sosyalleştiği, bir kültür aldığı bir yer. Her öğrenci de belki %100 etkili olamayabiliyoruz, fakat bu çok önemli. Bunun da ötesinde sosyoekonomik olarak kötü düzeyde olan öğrencilerin aslında adam akıllı bir rehberlik aldığı, öğretmenlerin rol model olduğu, hatta doğru düzgün beslenebildikleri bir ortam. Yani okullar bu yüzden önemli yerler, okullar bu yüzden güzelleştirmeliyiz. Okulları bu yüzden belki de sevgiyle doldurmalıyız. Bu çok önemli. Biraz önce bahsetmiştim, ailelerin eğitsel rolleri var. Yani umarım bu eğitim biraz farkındalık yaratır. Ben bunu sürekli ifade ediyorum. Fakat ailelerin artık sadece anne baba olmanın ötesinde belli rolleri, sorumlulukları almaları gerekiyor. Çünkü bir çocuğa sahip olmak ve devamlı okula göndermek de o sorumluluğu aslında eğitsel olarak sorumluluğu yerine getirmiyoruz. Okula gönderdiğimizde öğretmenle beraber yürümemiz, öğretmene destek olmamız şart. Bu sadece belli ihtiyaçları karşılamak değil, pedagojik olarak öğretmenin rolünü evde de devam ettirmek anlamında. Zaten tecrübeyle siz bunu eminim biliyorsunuzdur. Bunu yapan velilerimizin öğrencileri genellikle çok başarılı oluyor, özgüveni yerinde oluyor ve ne istediğini biliyor. Bunun üzerine çalışmalar yapmamız gerekiyor. Belki daha kurumsal, daha ulusal bir strateji olarak bunun üzerine eğilmemiz gerekiyor. Destek gruplarından bahsetmiştim. Hem öğretmenler anlamında hem de velilerimizle kurduğumuz iletişim kanallarında. Etik konusuyla ilgili çok fazla uyarı yapıldı. Dijital bölümde çok önemli. Evet, içeriği dijital teknolojiyle sunuyoruz, fakat her öğrencinin yeterli aracı var mı, yok mu, bunu dikkate almalıyız. Araç olması yetmiyor, internet diyoruz. İnternet oluyor, kota diyoruz. Dolayısıyla dijital bölünme olanla olmayanı aynı kefeye koymadan eğitimde fırsat eşitliğini düşünerek bir uygulama yapmamız gerekiyor. Öğrenci destek hizmetleri önemli. Dijital beceriler ve yeterlikler birkaç hocamız yazmıştı. Kesinlikle çok önemli. BÖTE mezunu öğretmenlerimize çok iş düşüyor. BÖTE mezunu olmayıp bu konuda çok becerili olan hocalarımız oluyor. Yani klavyeyi eline aldığında bilgisayara tabiri caizse takla attıran, çok güzel içerikler üreten çok deneyimli hocalarımız var. Onların bildiğini paylaşması gerekiyor ki bununla ilgili de bir ifadem olacak. Eğitimde açıklığın çok önemli olduğunu gördük. Creative Commons'tan bahsetmiştim. İçeriklerimizi, açık içeriği yaygınlaştırmalıyız. Buraları hızlı geçiyorum, fakat paylaşmak önemli demiştim. Yunus Emre'den devam etmek istiyorum şimdi. Yunus Emre bunu biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir diyerek ifade etmiş. Sadece ekmeğimizi, paramızı değil, bilgimizi de paylaşmalıyız. Aslında bu bilgiyi paylaşmak
ülke olarak bizleri hepimiz güçlendirecek bir yaklaşım. Paylaştıkça güçlenip zenginleşeceğiz ve daha güçlü olacağız. Sürekli paylaşalım. Bu çok önemli. Şöyle bir soru. Teknolojiden bahsetmiştik. Somut ve soyut teknolojiden. En iyi eğitim teknolojisi nedir diye sormak istiyorum ve şöyle birkaç saniye durup cevaplarınıza bakacağım sayın hocalarım. İpucu vereyim. Bilgisayar mı, telefon mu, internet mi? En iyi eğitim teknolojimiz ne? Bence kalem dedi İsmail Demir. Nesrin Kurt bilgisayar dedi. İnci Yılmaz web 2.0 dedi. Sanal gerçeklik gözlüğü dedi şu anda hocam. Kara tahta hızlandı bir dedi. İşbirlik cerrahçı internet. Evet. Şu anda ekrana bakıyorsunuz. Ekran yansıtıyor mu sizi bilmiyorum. Fakat şu anda benim sesimi duyan, beni gören sizler en iyi eğitim teknolojisiniz. Fark ederseniz sunum başında şöyle bir şeyden Fadime Tutaş kalbinden yayılan elektrik demiş, onu yakaladım. Evet, en iyi teknolojisizsiniz sayın hocalarım. Yani deneyimli hoca, iyi hoca kalemle de mucizeler yaratır, bilgisayarla da, öğretmenle de. Yani kendimizi lütfen ikinci plana atmayalım. Biz olmadan bu bilgisayarın da anlamı yok, internetin de anlamı yok, hiçbir şeyin anlamı yok. Öğretmen eğitim sürecinin ruhudur. O ruhu yaşatan, canlandıran kısımdır. Dolayısıyla lütfen çok değerli ve önemli olduğunuzu hatırlayarak bu süreçlere girelim. Bir hocamız mesela şefkatli bir ses tonu demiş. Şefkatli bir ses tonu bir bilgisayardan daha güçlü bir araçtır. Kesinlikle katılıyorum. Bağ kurmak demiş. Bunlar daha önemli. Yani teknolojiyi sadece araç olarak düşünmeyelim. Soyut teknoloji kavramını hatırlayın ve bunları kullanın. Yani sizlerin zaten elinde çok güçlü silahlar var. Bunları kullanmaya lütfen devam edelim. Bu süreci şöyle anlatıyor deneyimli bir uzaktan eğitimci. Önceliğimizin ne olması gerektiğini, önce insan, sonra ilkesel içerik, en son teknoloji şeklinde ifade ediyor. Şunu biz sıklıkla hata olarak yapıyoruz. İlk önce teknolojiye, sonra içeriğe, sonra insana bakıyoruz. Bağ kurmak, sevgi bizim en güçlü silahımızsa önceliğimiz insan, sonra içerik, sonra teknoloji olmalı. Şu anda sunum sonunda inşallah paylaşacak fırsatım olur. Benim hikayem diye bir projemiz vardı. Kare kodla okutursanız telefonunuzdan ulaşabilirsiniz. Biz burada ne yaptık? 2700 açık öğretim öğrencisinin hikayesini topladık. 70 tanesini bu kitaba koyduk. Çok kısa hikayeler, yaklaşık bir dakikada tüketiliyor bir tanesi. Okuduğunuzda aslında eğitimin asıl rolünün neler olduğunu göreceksiniz. Teknolojinin aslında eğitim sürecinin neresinde olduğunu, insanlara dokunmanın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Fırsatınız olursa bu kitaba bakmanızı rica ediyorum. Ferhat Hocam iletişime geçebilirsiniz en sonunda. Bircan Kereş Hocam çok sağ olasın. Ben söyledikçe linkleri paylaşıyor. Allah razı olsun diyorum size. Bazı önerilerim var. Bunları söylemeyeceğim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Çünkü öğretmenlerin şu anda en çok zorlandığı konunun bu olduğunu biliyorum. Yani sürekli canlı ders yapmaktansa şöyle bir şey olmalı. 40 artı 40, 80 dakikalık bir dersin yaklaşık 20-30 dakikası canlı ders olup gerisi asenkron olmalı. Bunun dışında öğretmenler olarak öğrencilere verdiğimiz ödevlerin oranı iyi ayarlamalıyız. Öğrencilere bir sorumluluk vermeyi öğretmeliyiz. Daha doğrusu hayatta kalma becerilerini öğretmeliyiz. Sürekli bilgi yerine beceri vermeliyiz. Desteğe ihtiyacı olan sadece öğrencilere değil, meslektaşlarımıza da destek olmalıyız. Sanal teneffüsler ve aralar oluşturmayı unutmayın. Dijital yeterlilikler hem öğrenci hem öğretmen açısından yeterli ama bu bizi korkutmasın. Zamanla bunları geliştirebiliriz. Burada öğrencilere belli önerilerim var. Kurumlara önerilerim var. Bu kısmı geçiyorum. Fakat kurumlara özellikle hem yüksek öğretimde hem milli eğitim düzeyinde öğretmenlere güvenmeleri gerektiğini söylüyorum ki hem yüksek öğretimin
Hem milli eğitimin en iyi teknolojisi, aslında en güçlü hamlesi eğitimcilerdir. Biraz önce de konuştuğumuz gibi eğitimcilerin elinde çok güçlü silah var. Göz kontağı var, duygu bağı var, ses tonu var. Dolayısıyla eğitimcilere güvenmek, bu süreçte sorumluluğu biraz onlara vermek gerekiyor. Nazlı Gürsel Hocam, aslında böyle kalabalık bir ekip olduğu için tek taraf konuşuyor gibi oldu ama elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Evet, sonuna geldik. Levent Hocam, 1 saat oldu bu arada. Kendi rekorumu kırıyorum. Levent Hocamla da hep konuşuyoruz. Uzun oraya seni sunlar diyor ama Hocam gördüğünüz sizi üzere yine çok çok önemli büyük bir konulardan keyifle bahsediyoruz. Uzaktan dinledik. eğitimde esas olan Kıymetli içeriğin eğitimler tasarım ve kalitesi. arkadaşlarımız da Teknolojisi yeni bir kesinlikle özellikleri. çok büyük yarar Teknoloji sağladı sadece diye bir düşünüyorum araç. sunumumuzdan bugün. En güçlü Tabii teknoloji siz dersiniz, en iyi sizi teknoloji siz dinlemekten dersiniz. asla sıkılmıyoruz, onu Uzaktan eğitim söyleyelim. ama yakından Yoruldunuz. eğitim. Yakından ilgi olmadığı sürece Toplantı uzaktan eğitim hiçbir üzerine çıkıp anlamı yok. hem de çok Beni kıymetli sabır ve konukların dinlediğiniz için arasından ayrılıp teşekkür bize katıldınız. ediyorum. Bugün Bizleri bir kez daha Nesli kırmadığınız için Derya aslında biz çok Çatal teşekkür Hocama çok ediyoruz. teşekkür ediyorum. Değerli öğretmen Sizlerle de arkadaşlarımızın sorularını not buluşturduk. almıştık ama siz Soruları zaten sunumun kendimle sürecinde buluşturduk. bunların hepsine cevap Önerimle de verdiniz. getirdik ki Adnan Dolayısıyla çok Hocamın teşekkür ederim. sizleriyle, mesajıyla Kısmet sizlerle buluştuk. olursa pandemi Gayet bitiminde bizim yüz güzel yüze olup yapılan geçti ve çalıştaylarımızda da bir sizi aramızda saatte, görmekten bir onur buçuk, 2 duyarız. saatte yaptık bu planı Kıymetli bakarak kendime puan verdim. Ulusal Destek Servisi ekibi üyesi Sayın Doktor Hülya Bal bizlerle birlikte. Hülya Hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Buyurun Hülya Hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten yenilik eğitim teknolojilerinde Ar-Ge ekibi olarak uzaktan eğitim çalışmaya ve uzaktan eğitimde liderlik yapmaya çalışıyoruz. Epeydir bir makale okuyorum ama çok güzel derleyip toparladınız. Öğretmen arkadaşlarımızın da bununla çok fazla ilgisi var ve sorunları yerinde tespit etmiş olduk. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Katılımlarınızdan dolayı Bu çok teşekkür arada ederim. katılımcılara bak. Çok teşekkür ederiz Sayın Aras Hocam. Bu akşam yine teknik ekipte desteğini bizlerden esirgemeyen sevgili Adil Tuğyan, sevgili Bircan Keleş, her zaman yanımızda olan sevgili Ulusal Destek Servisimiz ve bizi çok mutlu eden, bizleri Hocam ben teşekkür onurlandıran Öğretmen Yetiştirme Genel ederim. Müdürümüz Sayın İşin Adnan aslında Boyacı. Ve öğretmen çok kıymetli arkadaşlarımla, aslında gecenin bu meslektaşlarımla tekrar bir saatinde arada olmayı bir şeyler bildiğim için öğrenmek amacıyla gayet bizleri keyifli dinliyorum sıkılmadan sizleri. dinleyen sevgili Yani çok öğretmen mutlu oldum. arkadaşlarımız, tüm Türkiye'den bizlere eşlik eden öğretmen arkadaşlarımız, bütün teşekkürler aslında size. Aras Hocam tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sağ olun efendim. Hoşça kalın.